Tekrar merhaba. Bu sefer de farklı bir düzenleme denemesiyle devam edelim. Biraz önce zaten ya da bir önceki tutorialda JJN'yi düzenlemiştik. Şimdi bunu silerek yine aynı guide'ları kullanarak bu sefer farklı bir uçak üzerinden ilerleyelim. Sefer yerdekini değil de birazcık daha havadakini editleme üzerine çalışan ve çok kötü şartlar altında çekilmiş bir fotoğraf olsun. Şimdi burada öncelikle başka dikkat çekmek istediğim bir konu daha var. Hazır bunu editlerken ona da birazcık değineyim. Ya fotoğrafları editlerken ya da editlenecek doğru fotoğrafı bulurken mesela dikkat edilmesi gereken önemli şeyler var. Bunları not aldım buraya bu şekilde. Ya yani öncelikle ortalamadan, renkten daha sonra önemli olan bir konu da uçakların registration'larının okunup okunmadığı. Şuraya bir tane daha fotoğrafın orijinalini alarak yardımcı olmaya çalışayım. Şunu da kapatalım, kasmasın. Şimdi gördüğünüz üzere bu fotoğraf %16,67 oranında küçültülerek. Yani bu fotoğrafa o oranda küçülterek bakıyoruz şu anda. Bunu direkt %50 oranına çektiğimiz zaman ki zaten genelde bizim kullanacağımız ölçü bu oluyor. Uçağın arkasındaki registration ya da herhangi bir yazı varsa onun ya da aynı şekilde uçağın ön dikmesindeki yazı ya da ön tarafında yazan yazının okunması gerekiyor. Yani kesin ve net bir şekilde okunması gerekiyor. Zaten bunu Jet Photo'ya yüklediğiniz zaman Blurry diye reject olduğunda ya da soft uyarısını aldığınız zaman bilin ki bunlardan biri okunmuyordur. Uçağın ön tarafını ya da arka tarafının netleme probleminden dolayı kaybetmişsiniz demektir. Yani bu zaten direkt çektiğiniz fotoğraflara direkt bu şekilde bakarak da fotoğrafın çöp olup olmadığını anlayabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde yine Rasterize Layer diyerek biraz önce yaptığımız gibi başlayalım. Oto Kontrast. Şimdi Oto Kontrast verdiğimiz zaman fotoğrafın şu kısmının aşırı derecede parladığını görüyorsunuz. Yine aynı şekilde Shadow and Highlight özelliğinden mesela buraya 5, şuraya 10 vererek fazla oldu. Bu dengeyi sağlamak en kolayı. Aynı şekilde yine aynı editleme yöntemlerini kullanarak yine sıradan Vibrance vererek devam edelim. Şimdi burada bir diğer önemli olan şeyden bahsedeyim ben de. Şimdi farklı fotoğraf yükleme siteleri var. Yani bu tamamen kişisel bir tercih. Jet Photo çok artistlik ve fotoğraflara izin vermiyor. Yani tarz olayı. Ben de mesela uçağın herhangi bir parçasını çekmektense tamamını çekmeyi sevenlerdenim. Çünkü zaten ya ellerinizdeki lensleri kullanarak uçağın bir noktasına tamamen odaklayıp oranın son derece net çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ama zaten mesele tamamının net çıkmasını sağlayabilmek. O yüzden bu fotoğraftaki crop denilen olaya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela eğer bu fotoğrafı şu şekilde koysaydım bu geçersiz bir fotoğraf olacaktı. Ya da pencereyi yine aynı şekilde dikdörtgenimize bu şekilde bir oturtmayla yine hatalı olacaktı. Yani öncelikle bu sağdan soldan ve üstten alttan ortalama olaylarına dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bunun için en kolay yol şu. Uçakların yerdeki bu yani düz duran bir uçağı editlerken yardımcı olmaya çalışacağım yine aynı şekilde. Uçakların orta noktası pencereleri olarak kabul edilir ve yani tam ortası değil tabii ki fotoğrafa göre. Ve bu pencere altlarından bir oran alındığı zaman genelde tam ideal noktadır. Yani kabul edilebilir noktadır. Elbette ki tam %100 olmasa bile
Geçerlidir. Bunu zaten kontrol edebilirsiniz. Mesela biraz önce yaptığımız yöntemle 309'a 287 gibi bir rakam geliyor mesela. Bunu azıcık daha yukarıya alarak hem üstten 303, 296 hemen hemen ortalarını zaten. Hem üstten hem de alttan ortalanmasına dikkat edebiliriz. Bunlar önemli noktaları. Mesela aynı şekilde bakayım bunda yapabiliyor muyuz? Daha sonra anlatayım onu. Burada önemli olan şey uçağın havadaki birazcık açısından bahsedeyim. Mesela bu inişte olan bir uçak. Ya bunun elbette çekensiz olduğunu için biliyorsunuz ama tabii ki bakanlar ya da kabul edenler illa ki işte tekerlerine ya da flap derecelerine bakarak buna karar veremeyeceği için. Mesela bu fotoğrafı eğer kazayla biz bu şekilde çekmiş olsaydık bunun geçen yani kabul edilen bir fotoğraf olmayacağı çok aşikardı. Çünkü yani hem karede duruş açısından hem de inişte olan bir uçağın duruş açısından. O yüzden genelde uçakları düz olarak koymak geçiş açısından daha kolay oluyor. Tabii ki keyiflerine göre bazen kabul ya da reject etme olayları olsa da en azından biz doğruyu yapalım, doğruyu öğrenelim şeklinde ilerliyoruz. Bu fotoğrafta zaten özelliklerinden bahsetmek için bunu kullanmıştım. Şimdi başka bir fotoğrafa geçelim. Şöyle. Evet, yerde duran bir uçak üzerine çalışalım. İyi şartlar altında çekilmiş fotoğrafları editlemek her zaman tabii ki daha kolaydır. Hemen bunu kareye düzgün bir şekilde oturtalım. Evet. İlk zamanlarda benim de çok zorlandığım şey gerek referans noktası bulma, gerekse mesela şu anda bu uçağın dikdörtgenle yamuk durduğunu farkındasınız yani ortamı aşağı doğru bakıyor. Ben ilk zamanlarda Horizon'dan bir level almak yerine uçağı bu şekilde düzgün koyduğumuz zaman bu işin olacağını düşünüyordum ama tamamen tabii ki tecrübeyle alakalı. Yine aynı şekilde referans noktalarımızı bularak uçağı ortalayabiliriz ve düzeltebiliriz. Şimdi çektiğimiz yani kullandığımız lensler düz lens değil. Yani ucundaki bombeden de zaten fark ediyorsunuzdur. Bu yüzden lens correction denilen bir hikaye var. Ona girmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Şuradan. Default Correction'dan. Evet. Şimdi uçağın tam ortasındaki yani şurada üzerinde durduğumuz elektrik direği tamamen düzdür. Ama buradaki düz olduğu zaman mesela şu arkada duran hiçbir elektrik direği aynı derecede olmayacaktır. Bu yüzden Lens Correction denilen olay gerçekleştirmek gerekebiliyor bazen. Mesela değeri şu şekilde çektiğim zaman bombe verdiğini yani dışa doğru bombe bu şekilde çektiğim zaman da içe doğru bombe aldığını birazcık fark ediyorsunuzdur muhtemelen. Bizim lensimiz dışa doğru bombe olduğu için düzeltmek için içe doğru bombeyi kullanarak bu birazcık da tabii göz ve ekran büyüklüğünüze göre değerlendirilebilir. Şunu şöyle %100 yaparak şuradakini referans alarak 2.2'nin yeterli olduğunu düşündüm. Ve şu şekilde lensi düzelttim. Tabii ki şunu yine rasterize yaparak. Daha sonra yine aynı şekilde bildiğimiz teknikleri uygulayarak hızlı bir şekilde. Mesela birazcık daha ışık ve azıcık daha kontrast vererek yine aynı şekilde. Evet, bu zaten gündüz ve çok güzel bir ışıkta çekilen bir fotoğraf olduğu için buna herhangi bir yani shadow vermeye gerek yok. Ben bu değeri o yüzden 3 girerek devam ediyorum. Birazcık renkleri canlandırmak adına
Vibrance ve Saturation'dan sonra yine aynı şekilde keskinlik vererek devam ediyorum. Zaten okunmayan registration'ların çözmenin en kolay yolu fotoğrafa keskinlik vermektir. Registration'ın daha net ve rahat okunmasını sağla. Daha sonra yine aynı şekilde yaptığımız ölçümlemeyi yaparak dolu çaklı tam karenin ortasında işlemi bitiriyoruz. Önemli olan zaten şuradaki kuyrukları kaptırmamak ya da şuradaki burun seviyesiyle şu arkadaki seviyeyi birebir tutmak önemli. Başka söyleyeceğim bir diğer önemli şey, fotoğrafı mesela kaydettikten sonra A6VYS tekrar yine göndermeye hazır olarak fotoğraf hazır. Şu anda mesela fotoğrafı editledikten sonra bir şeye bakmayı unuttuk. Ki bu kendisi de fotoğraftaki kirli noktalar oluyor. Mesela baktık, fotoğrafta kirli nokta yok. Ya da herhangi bir düzeltme yaptık. Mesela ortalamamışız, hata yapmışız. İşte uçağı ortaladık tekrar. Bunun için daha önceden kaydettiğiniz isimle kaydetmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu durumda JPEG compression diye bir hata veriyor. Zaten hali hazırda editlediğiniz bir dosyanın üzerine bir daha edit yaptığınız zaman bu dosyanın sıkıştırılmasına problem oluyor ve yer yer piksellenmeler oluyor. Yani en kolay bu şekilde açıklayabilirim. Bu da tabii ki JetPhoto'nun kabul etmediği bir durum. Yani bunu düzenledikten sonra tekrar JPEG'i seçerek buna mesela göndermek istediğiniz fotoğrafı 2 ya da 3 ya da işte son adıyla kaydederseniz yani bir önceki düzenlediğinizin üzerine kaydetmemek önemli. Bunu da hatırlattıktan sonra bu parçayı da bitireyim hızlıca. Son bölümde görüşmek üzere diyeyim.